Merhaba çocuklar, ben Adana Gündoğdu Koleji 3. sınıf öğretmeni Gül Eser. Bugün sizlerle birlikte matematik 4. bölüm tartma konumuzu işleyeceğiz. Çocuklar, buradaki ekrana bir bakalım. Bu resimde baba ve oğlunu görüyoruz. Bir marketin manav bölümüne gidiyorlar ve 2 kilogram elma, 3 kilo portakal, 1 kilo havuç alabilir miyim diyorlar ve alışverişlerini yapıyorlar. Daha sonra kuru yemiş reyonuna gittiklerinde ise 500 gram fındık, 250 gram badem alabilir miyim diyerek yine kuru yemiş bölümündeki alışverişlerini tamamlıyorlar. Pekala, sizce neden manav reyonunda kilogram ifadesi kullanırken kuru yemiş bölümünde gram ifadesini kullandılar? Evet, bir hatırlayalım bakalım. Önceki yıllarda biz kilogram neydi, gram neydi bunları öğrenmiştik. Öncelikle tartma nedir, kütle nedir bunlardan biraz bahsedelim. Çocuklar, bütün nesnelerin ve varlıkların bir kütlesi vardır. Nesnelerin ve varlıkların kütlesi birbirinden farklıdır. Burada elma 2 kilogram elmanın ağırlığıyla 250 gram bademin ağırlığının birbirinden farklı olduğu gibi. Ayrıca biz nesnelerin kütlesini ölçme işlemine tartma diyoruz. Kütle ölçme birimi olarak da 1 kilogramdan fazla olan ve 1 kilogram da buna dahil nesneleri kilogram olarak ifade ediyoruz. Eğer 1 kilogramdan azsa o zaman gram olarak ifade ediyoruz. Pekala, biz nesnelerin kütlesini nelerle ölçerdik onu bir hatırlayalım. Çocuklar, biz nesnelerin kütlesini ölçmek için eşit kollu teraziden faydalanabilirdik. Elektronik teraziden faydalanabilirdik, baskül kullanabilirdik ve kantar kullanabilirdik. Evet, burada bakın eşit kollu bir terazi görüyoruz. Bir tarafına almak istediği nesneyi koyuyor. Daha sonrasında da bu nesnenin ağırlığının ne kadar geldiğini görmek için diğer tarafa da birer kilo, üçer kilo veya beşer kiloluk ağırlıklar koyuyor. Eğer bu eşit kollu terazimiz her iki tarafı da eşit durursa o zaman demek ki almak istediğim nesnenin kilogramını bu şekilde öğrenebilirim demek. Burada koyduğumuz karpuz 5 kilogramlık bir ağırlık koyduğunda iki tarafta dengede durduğu için karpuzun 5 kilo olduğunu söyleyebiliyorum. Buraya bakalım, bir tane ayva koymuş ve diğer tarafa da gram olarak ölçü birimlerini koymuş ve tartma işlemini gerçekleştiriyor ve bu ayvanın bir tanesinin 220 gram olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde bir muzun kaç gram geldiğini görmek istiyor ve terazimiz dengede durana kadar karşı tarafa ağırlık koymaya devam ediyor ve bakıyor ki muzumuzun bir tanesi 200 grama eşitmiş. Evet, burada da yine bir bal kabağımız var. Karşı tarafa yine ağırlıklarını koydu ve bal kabağının kaç kilogram geldiğini bu şekilde hesaplayabildi. Tabii eşit kollu teraziler önceki yıllarda marketlerde, manavlarda daha çok kullanılıyordu çocuklar. Şimdi ise daha çok elektronik terazi kullanıyorlar marketlerde, manavlarda. Devam edelim bakalım. Evet, biraz önce de bahsettiğim gibi kütlesi 1 kilogramdan fazla olan nesneleri kilogram ile ölçüyoruz. Kütlesi 1 kilogramdan az olan nesneleri ise gram ile ölçeriz. Gram, kilogram ile kütleleri ölçeriz demiştik. Kütlelerine göre de uygun olanı seçeriz. 1 kilogram aynı zamanda 1000 grama eşit çocuklar. Kilogramı kısaca kg olarak gösteriyoruz. Gramı ise G olarak gösteriyoruz. Şimdi aşağıdaki ifadelerimize bir bakalım. Çocuklar, bir bilezik almak istersek bu bileziği kilogram olarak mı ifade ederiz, ölçmek isteriz yoksa gramla mı ölçeriz? Tabii ki de gramla ölçeriz. Karpuzu düşünelim. Bir karpuzun ağırlığı 1 kilogramdan fazla olacağı için kilogramla ölçeriz. Bir kasa elma tabii ki de gram
değildir, kilogramdır. Çünkü ağırdır, değil mi? Peki bir adet armut gramla tabii ki de ifade ederiz. Yüzüğü düşünelim, çok hafif. Onu da yine gramla ifade ederiz. Ama bir çuval patates ağır olduğu için ve 1 kiloyu geçeceği için kilogramla ifade ederiz. Burada ne diyor bize? Aşağıdaki görsellerde verilen nesneleri altlarında yazan kütle ölçme birimlerinden uygun olanı ile eşleştirelim diyor. Evet, çanta içinde eşya da olacağı için kilogramla eşleştirdik. Kalem çok hafif bir nesne olduğu için tabii ki de gramla eşleştirdik. 1 kilo, 2 kilo gelecek hali yok ya. Silgi aynı şekilde, o da çok hafif bir nesne olduğu için gramla eşleştirdik. Ama burada bir dizüstü bilgisayar görüyoruz. Onun ağırlığı 1 kiloyu geçeceği için kilogramla eşleştirdik. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere gram veya kilogram ifadelerinden uygun olanı yazalım demişti. Evet, düşünelim. Bir kasa limon, tabii ki de 1 kilodan fazla olacağı için kilogram ile ölçülü. Bir tane portakal, bir tanecik portakal 1 kilogramdan az olacağı için gram ile ölçülür. Bir adet elma, bir adet dediği için bunu da yine gramla ölçerim. Ama bir çuval un diyor, bunu kilogramla ölçerim. Kavun kilogramla ölçülür, değil mi? Çünkü ağır, o da karpuz gibi. Peki, buradaki resmimize bir bakalım arkadaşlar. Buradaki resimde sizce en hafif olan hayvan hangisidir diye sormuş bize. Burada inek var, koyun var, ördek var. Sizce en hafif olan hayvan hangisidir? Kazmış. Pardon, ben yanlış söyledim. Kazımız var. Tabii ki de ineğe göre, koyuna göre en hafif olan hayvan kazdır. Peki en ağır olan hayvan? Evet, tabii ki de inek olacak çocuklar. Evet, buradaki etkinlikleri sizler de öğretmeninizle veya ailenizle birlikte yapabilirsiniz çocuklar. Bakalım, burada herkesin yanındaki sıra arkadaşının kalemliğinin ve tahta silgisinin tahmini olarak kütlesini hesaplamasını, düşünmesini istemiş ve daha sonra da tartma işleminden sonra ölçüm sonucunda ne kadar geldiğini bulmanızı istemiş ve karşılaştırmanızı istemiş. Bu sadece benim tahminim. Herhangi bir öğrencimi, sıra arkadaşınız diyor, ben öğrenci olmadığım için herhangi bir öğrencimin ağırlığını tahmin ettim. 35 kilo olarak düşündüm. Ama daha sonrasında ona sorduğumda 27 kilogram geldiğini söyledi. Yani ağırlığının 27 kilo olduğunu söyledi. Evet, kalemliğimi düşündüm. 15 gram gelir diye düşündüm kalemliğim. Çok dolu olmadığı için. Ama 10 gram geldi. Tahta silgisini düşündüm. 7 gram olarak tahmin etmiştim. Ölçüm sonucum 5 gram geldi. Sizler de yine kendi tahminlerinizi ve ölçüm sonuçlarınızı buraya yazabilirsiniz. Evet, biraz tartmayla ilgili problem çözelim. Hülya Hanım yeni bir pasta tarifi dener. Pastasının güzel olması için malzemeleri tarifte belirtildiği kadar kullanmak ister. Birebir ölçü kullanmak istiyor ki pastası lezzetli olsun. Tarifte kullanılacak bazı malzemelerin miktarı aşağıda listelenmiştir. Bu listeye göre Hülya Hanım'ın toplam kaç kilogram, kaç gram malzeme kullanması gerekir düşünelim demiş. Evet çocuklar, bakın burada 1 kilogram un kullanması gerekiyormuş. 500 gram şeker kullanması gerekiyormuş. 300 gram ceviz içi kullanması gerekiyormuş. 10 gram kabartma tozu, 10 gram da vanilya. Sizler öncelikle şöyle yapabilirdiniz. Öncelikle ben burada toplarken 1 kilogram unu hepsini gram cinsinden yazdım. 1 kilogram unu 1000 gram olduğu için 1000 yazdım. Daha sonrasında 500 gramı altına yazdım. Tabii ki
sayıları yazarken birler, onlar, yüzler basamağının alt alta gelmesine çok dikkat ettim. Sonra kabartma tozunu vanilyayı yazdım ve 300 gramlık ceviz içini yazdım. Daha sonra bunları topladığımda toplam olarak 1 kilo 820 gramlık malzeme kullanması gerektiğini buldum. Ben bunu şöyle de yapabilirdim. Önce kilogram cinsinden ne var elimde? 1 kilogramlık un var. 1 kilogram una 500 gram şekeri eklersem, yani 1 kiloya 500 gramı eklersem 1,5 kilo olur. Daha sonrasında 1,5 kiloya 300 gramı ekleyip 1,800 deyip 10, 10 daha 20, 1,820 olarak da yazabilirdim. Ama öncelikle bunu gram olarak yazıp, yani kilogram olarak ifade ettiğinde gram cinsinden yazıp hepsini alt alta toplamak daha kolay olacaktır sizler için de. Evet, bakalım burada ne demiş? Bir bakkal 54 kilo 800 gram olan bir çuval pirincin 22 kilogram ve 500 gramını satmış. Geriye kaç gram pirinç kalmıştır demiş. Hemen bakalım. Çuvalın içerisinde ne kadar pirinç vardı? 54 kilo 800 gram. Ne kadarını sattı? 22 kilo 500 gramını sattı. Evet, kilogramla kilogramı alt alta yazdı. Gramla da gramı alt alta yazdı. Bu önemli. Daha sonrasında 800 gramdan 500 gramı çıkardı, 300 gram. 54 kilogramdan da 22 kilogramı çıkardı, 32 kilogram. Demek ki kalan pirinci ne kadarmış? 32 kilogram ve 300 gramlık pirinç kalmış elinde. Ve daha sonrasında bunu nasıl kontrol edebilirim? Elinde ne kadar pirinç kaldı? 32 kilogram, 300 gramlık pirinç kaldı. Ne kadarını satmıştı? 22 kilogram ve 500 gramını satmıştı. Sattığını ve elinde kalanını topladığımda en baştaki çuvalın içinde olan sayıyı veriyorsa, ağırlığı veriyorsa demek ki ben doğru yapmışım demektir. Evet, burada bize kilogramı 3 TL'den 15 TL'lik elma satılmıştır. Başlangıçta 20 kilogram elma olduğuna göre geriye kaç kilogram elma kalmıştır diye sordu. Evet, kilogramı yani 1 kilosu 3 TL ise arkadaşlar, 15 TL'lik elma satması için 5 kilogram elma satması gerekir. Yani 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo elma satacak ki 15 TL'lik elma satmış olsun. Çünkü 1 kilosu 3 TL'ymiş. 5 kilogram satması lazım ki 15 liralık elma satmış olsun. Daha sonrasında 20 kilogram, en başta 20 kilogramlık elması vardı elinde. 20 kilogram elmadan 5 kilogram elmayı çıkardığımızda geriye 15 kilogram elma sattığını bulabilirim. Evet, buraya bakalım. Engin kuru yemişçiden 200 gram üzüm, 150 gram leblebi almıştır. Engin'in aldıkları 500 gramdan ne kadar eksiktir dedi. Ne kadarlık üzüm aldı? 200 gram. Ne kadarlık leblebi aldı? 150 gram. İkisi de gram gram topladım. Toplam aldığı 350 gram. Peki 350 gramın 500 gramdan ne kadar eksik olduğunu bulmak istersem ne yaparım? 500 gramdan 350 gramı çıkartırım çocuklar. Evet, bakalım. Aşağıdaki nesneleri ölçmek için gram mı, kilogram mı kullanmam gerekir? Onu soruyor. Evet, ekmeği ölçmek için neyi kullanmam gerekir? Gram ifadesini kullanmam gerekir. Çünkü 1 kilogramdan daha hafiftir ekmek. Kolye aynı şekilde 1 kilogramdan daha hafif olduğu için gram ifadesini kullanırım. Bir adet kivi diyor. Yani sadece bir tanecik kivi. Onu da yine gramla ifade ederim. Bir çuval soğan. Bir çuval soğan arkadaşlar 1 kilogramdan fazla geleceği için kilogram olarak ifade ederim. Bir salkım üzüm. Bir tane üzüm demiyor. Bir salkım üzüm diyor. Yani orada 5 tane, 6 tane, pardon,
Bir salkım muz. Bir salkım muz. Bir tane muz demiyor. Birden fazla muz olduğu için. Nereden baksak 5-6 tane muz olacağı için kilogram olarak ifade ederim. Bir adet lahana gramla ifade ederim. Evet, bakalım. Çocuklar, bir kasa limon tabii ki de kilogramla ifade edilir. Bir adet ayva, bir tane ayva gramla ifade edilir. Bir adet elma, o da gramla ifade ederiz. Ama karpuz ağır olacağı için kilogramla ifade ederiz. Kavun aynı şekilde, tavuk aynı şekilde. Ama civciv 1 kilogramdan daha hafif olacağı için gramla ifade edebilirim civcivin kütlesini. Bir adet domates, bir tane dediği için onu da yine gramla ifade ederim arkadaşlar. Evet, devam edelim. Burada şimdi 4. bölüm. 4. ünitemizde genel olarak neleri öğrendik? Kesirleri öğrendik, zamanı öğrendik, tartmayı öğrendik, paralarımızı öğrendik. Şimdi şöyle genel bir tekrar yapalım çocuklar. Aşağıdaki şekilleri altlarında belirtilen ifadelere uygun şekilde boyayınız diyor. Çocuklar, bir bütün demek hiçbir şekilde parçalara ayrılmamış demekti. Değil mi kesirlerde? O yüzden tamamını boyamam gerekirdi. Hiçbir şekilde parçasına ayrılmadığı için bir de bir olarak gösterirdik biz bütünü. Evet, çeyreğe bakalım. Çeyrek demek ne demekti? Bir bütünü 1, 2, 3, 4 parçaya ayırıp kaç parçaya ayırdığımı paydada gösterirdim. Çeyrek demek onun bir parçasını sadece almak demekti. 4'te 1 olarak ifade ederdim. Yarımı nasıl gösterirdim? Bir bütünü 2 eş parçaya ayırarak yarımı gösterirdim. 2 parçaya ayırdığım için paydaya 2 yazardım. Ve bunun bir parçasını aldığım için paya da 1 yazardım. 2'de 1 olarak da okurdum çocuklar. Hemen buraya bakalım. Evet, buradaki şekli görüyoruz. 4 parçaya ayırmış. 4 parçaya ayırmak demek ne demekti bir bütünü? Çeyreğine ayırmak demekti. 4'te 1 olarak okurum. Burada bir bütünü 2'ye ayırmış. Yani yarısını almış. 2'de 1 olarak yazardım ve o şekilde okurdum. Burada bir bütünü hiç bölmemiş. 1'de 1 olarak gösterirdim ve bütün diye ifade ederdim. Buraya bakalım. Aşağıdaki şekiller üzerinde altlarında yazan birim kesirleri çizerek gösteriniz demiş. 3'te 1 demek paydada 3 yazdığı için bu şekli 3'e böl ve sadece bir parçasını al demek. 4'te 1 demek 4'e bölüp bir parçasını almak demek. 8'de 1 demek 8'e bölüp bir parçasını almak demek. 6'da 1 demek şeklimizi 6 parçaya bölüp sadece bir parçasını almak demekti. Pay da bana kaça bölündüğünü, pay ise bunun ne kadarını aldığımı gösterirdi. Evet, bakalım. Kutularda verilen kesirlerden birim kesir olanların kutusunu maviye boyayınız. Birim kesir olmayanların kutusunu ise kırmızıya boyayınız dedi. Önce birim kesir neydi onu hatırlayalım. Birim kesir payında 1 olan kesirlerdi. 4'te 1 bir birim kesirdi. 5'te 1 payında 1 olduğu için birim kesirdi. 9'da 1 payında 1 olduğu için birim kesirdi. 12'de 1 birim kesir. 10'da 1 birim kesirdi. Başka payı 1 olan var mı bakıyorum? Yok. Demek ki diğerleri birim kesir değil arkadaşlar. 3'te 2 diye okuyordum. 3 parçaya ayırıp 2 parçasını aldım demekti. 7'de 5 olarak okuyordum. 8'de 6 diye okuyordum. 10'da 9 olarak okuyordum. 15'te 8. Bunlar birim kesir değil. Çünkü payı 1 değil. Bakalım. Halter milli takımı 100 günlük 2019 Dünya Kupası kampının 57 gününü tamamlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi kalan günlerin belirttiği kesrin kaç birim kesirden oluştuğunu gösterir? 100 günün 57 gününü tamamladıysa geriye kaç günü kalır arkadaşlar? 43 günü kalır.
43 günü birim kesir olarak ifade etmek demek 43 tane %1 yazmak demek çocuklar. Buraya bakalım. Aşağıdaki modellerle verilen kesirlerle ilgili boşlukları tamamlayın dedi. Yandaki model 4 eş parçaya bölünmüştür. Yani payda da 4 var demek. Ve bu eş parçaların sadece bir tanesi boyanmıştır. Demek ki payda 1 var demek. Ve ben bu şekli 4'te 1 kesir olarak gösterebilirim. Buraya bakalım. Burada yandaki modeli 4 eş parçaya bölmüştür. Ve bu 4 eş parçanın sadece 2 eş parçasını boyamıştır. O zaman ben bunu kesir olarak 4'te 2 şeklinde yazabilirim. Buraya bakalım çocuklar. Burada yandaki modeli 4 eş parçaya bölmüş ve hiçbiri alınmamış. O zaman ben bunu 4'te 0 olarak gösterebilirim. Aşağıdaki kesirleri modeller üzerinde gösteriniz dedi. 4'te 2'yi 4 eş parçaya ayırıp 2 parçasını boyayarak gösterdim. 9'da 3'ü 9 parçasına ayırıp 3 parçasını boyayarak gösterdim. 12'de 7'yi 12 parçaya bölüp 7 parçasını boyayarak gösterdim. 8'de 5'i 8 parçaya bölüp 5 parçasını boyayarak gösterdik. Bakalım 3A sınıfı öğrencileri topladıkları 72 adet meşe palamudunun 3'te 1'ini ekmiş. Buna göre öğrencilerin ektiği meşe palamudu sayısı kaçtır? Çocuklar kesirlerle ilgili problem çözerken paydaya bölüp payla çarpıyordum. 72 adeti 3'e bölüp 24 tane meşe palamudu ektiklerini bulabilirim. Payla tekrardan çarpmadım çünkü payım zaten 1. Yani 24'te 1'i çarparsam yine 24 olacaktı. Buraya bakalım. Aşağıdaki kesirleri yanlarında verilen sayı doğrusu üzerinde gösteriniz dedi. Burada 5'te 2 kesirini verdi bana. Bu ne demek? 5'te 2 0 ile 1 arasında 1, 2, 3, 4, 5 parçaya sayı doğrumu bölüp daha sonrasında birinci çizgi ikinci çizgiye gidip 5'te 2'yi bu şekilde bulabilirim. Buraya bakalım 7'de 4'ü bulmamı istiyor. 7 parçaya böleceğim sayı doğrumu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Daha sonra pay çizgileri sayarak buluyordum payı. 1, 2, 3 ve 4. 7'de 4 tam bu nokta. Buralar kaç? 7'de 1 hatırlayalım. 7'de 2 yazamadım. 7'de 3 arkadaşlar. Buraya bakalım. 10'da 3'ü göstermemi istiyor. 10'da 3'ü göstermek için sayı doğrumu 10 eş parçaya böldüm. Şekildeki gibi düşünün. Sadece bunu sayı doğrusu üzerinde yapıyorum. Ve 3. parçama gideceğim. 1, 2 ve 3. Şekilde nasıl şeklimi 10 parçaya bölüp 3 parçasını boyuyordum. Sayı doğrusunda da yine 10 parçaya bölüyorum çizgilerimi. Ve 3. parçası benim buradaki 10'da 3 kesrimi gösteriyor çocuklar. Evet, saatleri bir tekrar edelim. Bizim analog saatlerimizde bir akrebimiz kısa olan, bir yelkovanımız vardı uzun olan, bir de saniyeyi gösteren çubuğumuz vardı. Öncelikle tam saat demek ne demekti? Yelkovan 12'nin üzerindeyse bana tam saati gösterirdi. Eğer yelkovan 6'nın üzerindeyse buçuklu saati gösterirdi. Yelkovan 3'te ise çeyrek geçiyor, 9'da ise çeyrek var ifadelerini kullanırdım. Burada bakıyorum akrep 6'da, yelkovan 12'de, bu bir tam saat, saat 6. Burada
Akrebin 5'i geçmiş, yelkovanım tam altın üzerinde olduğu için saatim 5:30 olarak ifade ediyorum. Evet çocuklar, analog saatimizde her bir rakam arası beşer dakikaydı, değil mi? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 60 dakika. 1 saat 60 dakikaydı ve her rakam arası beşer beşer artarak gidiyordu. Burada yelkovanım 8'in üzerinde olduğu için 40. dakikada, yani saatim 2'yi 40 geçiyor çocuklar. Aynı zamanda 3 olmasına da kaç dakika var? 5, 10, 15, 20, yani 3'e 20 dakika var daha. Bu şekilde de ifade edebilirim. Buraya bakalım. Saat 9'u, akrebim 9'u gösteriyor. Yelkovanım 4'ün üzerinde. Dakika olarak acaba kaçıncı dakika? 5, 10, 15, 20. dakika. Demek ki saatim 9'u 20 geçiyor çocuklar. Evet, buraya bakalım. Hemen hatırlayalım. Bir yıl kaç gündü? Bir yıl 365 gündü çocuklar. Bir dakika 60 saniyeydi. Bir gün 24 saatti. Bir hafta ise 7 gündü çocuklar. Bunu sizi şaşırtmak için yazmış. Buradaki problemleri defterinize güzelce yazıp çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet, buraya bakalım. Paralardan hatırlayalım çocuklar. 100 kuruş 1 TL'ye eşitti. Bunu hemen hatırlamış olalım. Evet, burada 475 kuruş var. O zaman her 100 kuruş 1 TL'ye eşit olduğuna göre 100, 100, 100 ve 100, 400 oldu. Burada kaç tane o zaman 1 TL var? 4 tane 1 TL var. Buna ne demek? 4 lira 75 kuruş olarak dönüştürebilirim. 475 kuruşu 4 lira 75 kuruş olarak yazabilirim. 605 kuruş diyor. Bunu 6 lira 5 kuruş olarak yazması lazımdı ama 60 lira 5 kuruş yazmış. Yanlış yazmış. Buraya bakalım. 840 kuruş 8 lira 40 kuruş olmalıydı. 4 kuruş yapmış. Buraya bakalım. Bu da yanlış. 2 lira 18 kuruşu nasıl yazabilirim? 2 lirada kaç tane kuruş var? 200 kuruş var. 200 kuruş, 18 kuruş daha 218 kuruş eder. Doğru. 5 lira 75 kuruş. 5 lirada 500 kuruş var. 75'te bu da 575 kuruş. 4 lira 90 kuruş demek 490 kuruş olmalıydı ama burada 409 kuruş yapmış. Yanlış yapmış çocuklar. Evet, geldik tartmaya. Tartmayı yine bir şöyle tekrar edelim. Kavunu nasıl ifade ederdin? 1 kilogramdan fazla olacağı için kilogramla ifade ederdim. Çikolata gramla ifade ederdim. Karabiber çok hafif gramla. Karpuz kilogramla. Patatesi yine kilogramla alıyoruz. En kötü ihtimal 1 kiloluk alıyoruz mesela en az. Tarçın yine çok hafif gramla ifade ediyoruz. Kahve çok hafif gramla. Domates kilogramla. Adet olarak söylemiyor burada o yüzden. Pirinç yine kilogramla ifade ediyoruz. Evet, burada yine tahminlerinizi, matematik kitabınızın tahmini kütlesi nedir? Daha sonra ölçüp okul çantanızın tahmini kütlesini, suluğunuzun dolu haliyle tahmini ne kadar gelir ağırlığını tartarak bakıyoruz ve ölçüm sonucunda tahminimizle ölçüm sonucumuz arasında ne kadar bir fark var onu karşılaştırıyoruz çocuklar. Evet, geldik bulmacamıza. Çocuklar bir kütle ölçüsü demiş. Kütleyi neyle ölçerdik? Nasıl ifade ederdik? Ya gram ya da kilogramlı, değil mi? Burada da bir numaraya
Program yazabilirim. Bakalım 2'de ne demiş? Pay, payda ve kesir çizgisiyle yazılan matematik ifadesi tabii ki de kesirlerde vardı değil mi bu? Pay, payda, kesir çizgisi bu ifadeleri biz kesirler konusunda işledik. 3'de ne diyor? Kesirlerde eşit parçalardan kaç tane alındığını gösteren sayı. Evet, aşağı mı bana kaç tane alındığını gösteriyordu, yukarısı mı? Evet, duyar gibiyim. Yukarı bana kaç tane aldığımı gösteriyordu. Yani pay. Payıma düşen kaç tane aldığımı bana pay gösterirdi. Peki bir bütünün 1/4. 1/4'ünü gördüğüm anda aklıma benim ne gelecekti çocuklar? Çeyrek gelecekti değil mi? Çeyrek. Peki 2/1'i gördüğümde aklıma ne gelecekti? Yarım gelecekti. Bu ifadeleri, bu kesirleri hiç unutmayacağız. 4 numarada çeyrek olacak. Bakalım 5'te ne sormuş? 365 günlük zaman birimi. Evet, 1 yıl kaç gündü? 365 gündü. 5'te yılı sormuş bize. Kilogramdan küçük ölçü birimimiz neydi? Hafif olan nesneleri, yani 1 kilodan az olan nesneleri nasıl ifade ederdik? Gramla ifade ederdik. Ölçü birimimiz gramdı. 1 saatin 60'ta biri. 1 saatimiz kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. 60'ta biri 1 dakikalık süre. Dakikadan bahsediyor bize 7'de. 8'e bakalım. 60 dakikalık zaman ölçü birimi. 60 dakika neydi arkadaşlar? 60 dakika saatti değil mi? 1 saate eşitti. Kesirlerde pay ile paydanın arasına koyulan işaret. Pay ile paydayı ayıran işarete biz kesir çizgisi diyorduk. 100 kuruştan oluşan para birimi. 100 kuruş neye eşitti? 1 liraya eşitti arkadaşlar. 7 günlük zaman birimi. 7 gün bir araya gelip bir haftayı oluşturuyordu. Kesirlerde bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteren sayı, bütünü kaç eş parçaya bölündüğünü paydadan anlıyordum. Payda bir bütünün 1/2'i yarımdı arkadaşlar. 1/2 kesirini gördüğümde direkt aklıma yarım gelecekti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.